3 önemli uzay görevi. NASA bilim görevlileri 2021'in bir bilim yılı olacağını söylüyor. Bu yıl yapılacak çalışmalar uzayı ve evreni daha iyi anlamamız için önemli adımlar olacak. Çin'in Taiwan 1, Bayan'ın Hope aracı ve NASA'nın Perseverance yüzey aracı bu yıl Mars'ta olacak. 3 aracın da bu Şubat ayında Mars'a ulaşması bekleniyor. Verac'ı Robin gözlemeli de bu yıl ilk çektiği görüntüleri ulaştıracak. Merkezi Şili'de bulunacak olan Verac'ı Robin bütün Güney Yarımküre'nin gökyüzünü resmedebilecek. James Webb Uzay Teleskobu NASA'nın bir sonraki büyük uzay gözlem evi olarak hizmet verecek. Bu araç sayesinde Güneş sistemini daha iyi anlayabilecek ve yeni öte gezegenler aranabilecek. Harvard'lı profesör, uzaylıların çöpleri 2017'de geldi ve gördük. Uzaydaki akıllı yaşamın ilk işareti dünyaya ulaştığında insanlık muhtemelen gökyüzünde dev bir ufa görmeyecek. İlk işaret yüksek ihtimalle uzaylı bir medeniyetin çöpü olacak. Üstelik Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü Başkanı Avi Loeb bu çöpün zaten insanlığa ulaştığına inanıyor. Bilim insanları ilk başta bunun sıradan bir kuyruklu yıldız olduğunu düşündü. Ancak Loeb böyle düşünmüyordu. Loeb, bu bir kuyruklu yıldız değil, uzaylı medeniyetinin teknolojisine ait bir atık olabilir dedi. Yozgat Havalimanı'na ilk uçuş 2022'de. Yozgat Havalimanı'nın inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Yozgat ve çevre illere de hizmet verecek havalimanının altyapı inşaatı %60 ve seviyesine ulaştı. 2021 Eylül ayına kadar altyapı inşaatı tamamlanıyor. Üst yapı inşaatının projeleri hazır. İhalesinin de en kısa zamanda yapılması planlanıyor. 2022 yılında Yozgat Havalimanı ile buluşuyor. SHGM'de bir dönem kapanıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde bir dönem sona eriyor. SHGM Genel Müdürü Bahri Kesici görevinden ayrılıyor. SHGM'den 2016 yılından bu yana genel müdür olarak görev yapan Bahri Kesici yaş haddinden emekli oldu. Yaklaşık 4,5 yıl önce Bilal Ekşi'den boşalan Sivil Havacılık Genel Müdürlük makamına atanan Bahri Kesici ayrılık öncesi bir veda mesajı yayınladı. Kesici, 2009 yılından 5 Ocak 2021 tarihine kadar 11 yılı aşkın süredir birlikte çalıştığımız ve hizmetinde olduğumuz çok değerli sivil havacılık ailesine şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı. Atatürk Havalimanı'ndaki ordu uçaklar satışa çıkarıldı. Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış, değişik tipteki 9 uçak satışa çıkarıldı. Uçakların ihaleleri 14 Ocak günü yapılacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Atatürk Havalimanı'nda bulunan iflas eden havayolu şirketlerine ait uçuş ömrünü tamamlamış değişik tipteki 9 uçağı toplam 3 milyon 70 bin lira bedelle açık ihale usulü satışa çıkaracak. Türk Sivil Havacılık Tescilliğinden düşülerek ordaya ayrılan uçaklar için 14 Ocak günü saat 14.30'da DHMİ Genel Müdürlüğü ihale salonunda yapılacak ihale şartnamesi ve satış protokolü BHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığından 250 lira karşılığında temin edilebilecek. TUSAŞ, cirosunun neredeyse yarısını Ar-Ge yatırımlarına harcadı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, küresel ölçekte daimi rekabet avantajını sağlamak için teknolojiyi ve Ar-Ge'yi temel kaldıraç olarak kullanmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2020 yılında Ar-Ge yatırımları %40'ın üzerine taşıdı. TUSAŞ böylece 2019 yılında Ar-Ge'nin toplam hasılata oranını %34.34 olarak gerçekleştirirken 2020 yılında bu oranı %40'ın üzerine taşımış oldu. Dünyanın en köklü havacılık şirketleri için kritik hava aracı bileşenleri üretiminin yanı sıra tasarımında da etkin rol alan TUSAŞ, küresel bir şirket olma vizyonunu gerçekleştirmek için yoğun çalışmalar yürütüyor. Türk SİHA'larına Avrupa'dan bir talip daha. Dünyanın hayranlıkla takip ettiği Türk SİHA'larına talep arttı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın övgüyle söz ettiği Türk SİHA'larına bir ülke daha talip oldu. Ukrayna ve Sırbistan'ın ardından komşularımızdan Bulgaristan'da İHA almak istediğini duyurdu. Türkiye'ye geliştirdiği SİHA'lardan almak isteyen Avrupa ülkeleri sıraya girdi. Karabağ, Suriye ve Libya'da tarih yazan Türk SİHA'larına Bulgaristan'da talip oldu. Aynı zamanda İngiltere, Kazakistan, Ukrayna ve Sırbistan'ın yerli SİHA'larımıza hayran oldukları belirtildi. Akdeniz Üniversitesi'nden Antalya Havalimanı'na ödül. Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Akdeniz Üniversitesi 23. Çevre Hizmet Ödülleri 2019 değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla sürdürülebilir çevre çalışmalarından dolayı Fraport TAB Antalya Havalimanı 2019 yılı Antalya Ölçeği Çevre Hizmet Ödülünü kazanmıştır. Fraport TAB Antalya Havalimanı 2011 yılından bu yana kendi faaliyetlerinden kaynaklanan karbondioksit salınımını düşürmenin yanı sıra iş ortaklarının da karbondioksit emisyonlarını düşürmeleri için önemli işbirlikleri yapmakta.
Sosyal sorumluluk projeleri, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretim projeleri, teknolojik sistemlerin kullanılması bu kapsamda sayılabilecek en önemli konulardan bazılarıdır. SpaceX, TürkSat 5 uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi. Uzay taşımacılık şirketi SpaceX, bu gece Türkiye için çok önemli bir kargoyu uzaya taşıdı. Türkiye'nin haberleşme uydusu TürkSat 5 Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi. Türkiye'nin Airbus ortaklığıyla gerçekleştirilen yeni haberleşme uydusu TürkSat 5 SpaceX'in Falcon 9 Block 5 roketiyle başarılı bir şekilde uzaya gönderildi. Türkiye'nin uzaydaki yeni gücü olacak TürkSat 5 şu anda planlara uygun bir şekilde yörüngede hareket ediyor. SpaceX'in 3500 kilogramlık uyduyu fırlatmak için kullandığı Falcon 9 roketi de herhangi bir sorun yaşamadan denizde yer alan drone gemisi Just Read the Instruction'a iniş yaptı. Endonezya'da yolcu uçağı kayıp. Endonezya'da Sriwijaya Air hava yollarına ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağı radardan kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başladı. Uçakla son temas deniz üzerinde gerçekleşti. Uçağın Jakarta Havalimanı'ndan kalktığı ve 4 dakika sonra radar verilerine göre hızla irtifa kaybettiği öğrenildi. Endonezya Ulaştırma Bakanlığı uçakta 6 mürettebat ve 56 yolcu, 46 yetişkin, 7 çocuk ve 3 bebek olmak üzere 62 kişinin bulunduğunu açıkladı. Uçağın kaybolmasının ardından bölgede Jakarta Körfezi'nde denize açılan balıkçılar deniz yüzeyinden topladıkları parçaların görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.